Şimdi önümüzdeki karşılaşmanın adı Splice Rocket karşılaşması olacak. Bu karşılaşma için tahminlerinizi alabilir miyim ve yorumlarınızı? Splice ekibi aslında bizim o Dignitas iyi olarak bildiğimiz işte yükselme liginden gelen bir takım değil. Onlar da işte slotlarını vererek Splice oldular. Yani oyuncuların şöyle isimlerine baktığımız şey Vanderweer, Trashy, Sancux, Kobe, Nispet bunlar hep böyle Avrupa batı sonucusunda tekli derecelerde yüksek derecede oynayan oyuncular ve bu takım yükselme liginden beri beraber oynayan bir takım. Yani bunlar da aynı zamanda birliktelik, sinerji, takım uyumu gibi bahanelere hani sığınabilecek bir takım değil. Yani oralardan geçmiş takım ama şu andaki konumları hani 0-3 herhangi bir galibiyetleri yok. Hani bu galip yani bu son maçlarına kazanamazlarsa eğer hani Giants'ın durumuna düşen ikinci takım olacak ve belki de hani 3. haftaya girerken en büyük hayal kırıklığını burada yaşayabilir. Sen ne düşünüyorsun Halide? Şöyle bir şey var. Splice dediğin gibi alttan gelen bir takım fakat oyuncuları da ben biraz tecrübe eksikliği seziyorum. Sancux'ı biliyoruz aslında tanıdığımız bir oyuncu. Dark Passage'a karşı yaptığı oyunu da biliyoruz. Evet. Ben şahsen iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sadece biraz tecrübeye ihtiyacı var bu oyuncuların. Çünkü dünkü maçta Sancux kendinden beklenmeyen hatalar yaptı. Sıçra atıp sarı kartı minyonlara attı. Bunun gibi bir sürü yanlış hata yapıldı oyunda. Ben biraz daha toparlanmalarını bekliyorum açıkçası. Ya toparlanırsa tabii ki kendi yararlarına olur kesinlikle. Peki şöyle bir yere dikkat çekmek istiyorum ben. Rocket ekibindeki Safir konusunda ne düşünüyorsunuz? İlk haftaya iyi bir başlangıç yaptı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Vitality karşısında Rocket galip geldi ve ilk kanı döken de Safir olmuştu. Ve daha sonrasında da kartopu etkisiyle belki de iyi bir oyun çıkardığını söyleyebiliriz. Fakat sonraki maçlarda çok fazla varlık gösteremedi. Ve takıma katılan taze kan olduğu için görüşlerinizi bu anlamda merak ediyorum. Aslında takıma hani taze kan değil zaten takım sıfırdan oluşturulmuş bir takım gibi zaten. Yani eski Rocket'e baktığımız zaman eski Rocket'ten şu an kimse yok. Yani iki tane işte Gambit'in eski Gambit'ten gelen iki tane oyuncu var. Betsy ve Edward var. İşte Freddy SK Gaming'deydi. Hani Airwax, Copenhagen Wolves geçmişi var. Copenhagen Wolves'likten düşünce o da kendini burada buldu. Safir kimsenin herhangi bir konuda hani fikir sahibi olmadığı bir oyuncu da ki bana sorarsan eğer takımda sırıtmıyor açıkçası. Hani kimsenin bilmediği bir oyuncu getirip direkt hani Avrupa ESL'sinin içinde oynatmak tecrübesinin de olmadığını varsayarsak hani biraz göze alınmış bir tehlike diyebiliriz ama açıkçası Safir bunun hakkını veriyor. En azından sırıtmıyor diyebiliriz. Takımdan ne beklediğimize gelecek olursak eğer Rocket aslında oyunculara bazında tecrübeli bir takım olarak görünüyor. İşte Betsy evet. ikinci sezonunu yaşıyor. Edward zaten hani takımdaki en yüksek tecrübeli oyuncu diyebiliriz Freddy'le beraber. Airvox'un zaman zaman böyle performansı düşüyor çıkıyor iniş çıkışlar ama o da sonuçta artık hani ligin dişlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu takım İş yapar mı orta sıralar mı? Bana sorarsan hani daha çok bir orta sıralar takımı gibi görünüyor şimdilik. Bana geçen senenin Orihen'ini hatırlatıyor aslında. Aynı şekilde Niels da tecrübeli takım arkadaşlarının yanına biraz daha tecrübesiz olarak gelmişti ve şu an nasıl bir performans sergilediğini gösteriyoruz. Tabii Orihen geçen sezon üstleri oynayan bir takımdı. Senin de söylediğin gibi Rocket orta seviyelerde evet. oynayabilecek bir takım. Fakat ben durum bazından Niels'e benzetiyorum biraz Safir'i. Yetenekli bir oyuncu gibi gözüküyor. Belki ileride parlayabilir. Bu arada kadroyu görüyoruz. Wunderweer, Trashy, Sancux, Kobe ve Nisbet Splice takımında karşısında Rocket'te Freddy, Airwax, Betsy, Safir ve Edward olacak. Bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Seçim yasaklama ekranına gitmeden önce Rocket takımında Betsy 3 karşılaşmada da Ryze oynamış. Performansını nasıl buluyorsunuz? Neden bu şampiyonda bu kadar ısrarcı sizce? Ya Ryze'ın şu an metadaki yeri tartışılmaz. Gayet iyi bir seçim. Hem esnek olması bakımından işte orta koridor, üst koridor oynanabildiği gibi hem de kahrını çektiğiniz zaman belli bir dakikadan sonra yani 20. 22. dakika oluyor genelde bu işler iyi gittiği sürelerde. Hani o geri dönüş size çok iyi oluyor hasar potansiyeli bakımından ama bence Rocket'in asıl sıkıntısı Edward'ın biraz performanslı olması. Yani o bizim eski Edward değil. O değil. Eski oyunlar yapan hani trash. Rakip takımın oyununu hiçbir zaman kabul etmeyen, kendi penceresini yaratan bir oyuncuydu. Bakalım bu maçta nasıl olacak? Bakalım neler olacak? Seçim ekranına geçiyoruz şimdi. Splice takımı Trundle'ı, Kindred'i yasakladığını görebiliyoruz. Rocket takımından da her zaman gibi alıştığımız Gangplank
banlaması geldi ve Ellis. Evet, gayet artık Mete'ye yabancı olmayan yasaklamalar bunlar. Aslında bu Ellis Trashy'ye karşı yapılmış bir yasaklama da olabilir. Çünkü Trashy de Ellis oynuyor evet. Uzun zamandır. Bu arada senin de maçın başında bahsettiğin o Ryze yasaklaması muhtemelen... Muhtemelen Betsy için geldi. Dikkatlerini çekmiş olsa kesinlikle. Gerek. Tam Kench. Gayet iyi bir ilk seçim diyebiliriz. Nitekim son karşılaşmada da bunlar bir Tom Kench oynamıştı. Şimdi Rocket karşısında Kalista ve Rexay üzerine duruyor. Airwax çok kilitlediler. Seviyor Rexay'ı evet. Bu arada. Airwax'in çok sevdiği bir şampiyon. Kendine güvendiği bir şampiyon aldı. Kalista seçimi. Zaten geçen sezondan yani birçok hareketi var. Çoğu Rexay'ıydı. İşte evet. Baron çalmaları. İki kere falan Baron çaldı. Galiba Rexay'la bu arada yanlış hatırlamıyorsam. Yani o tarafta onun kendini rahat hissettiği bir şampiyon diyebiliriz. Evet, Airwax'tan Rexay'ı seçimi geldi. Şimdi bakalım Splice ekibi nasıl karşılık verecek? Kalista'da günün 4. maçında yine bu arada valide olacak. Henüz seçemediğim maç yok. Evet. 2. gün itibariyle. Bu arada Kalista kazanma oranı 9'da 9 yani. Yani bu izlediğimiz bize... bütün aynı Kalistalar kazanmıştı. Spoiler anlamında. Şu anda Rocket galip diyebilir miyiz yani? Ufak bir bilgi mi acaba? Evet, Grace ve Ezreal seçimi geldi Splice ekibi tarafından. Mesela Splice şu anda çok güzel bir kompozisyona doğru gidiyor. İki tane nişancınız var. Bir de yanına onları ekstradan koruyabilecek bir de Tom Kench var. Yavaş yavaş o istedikleri nişancı kompozisyonunu kurmaya gidiyorlar. Bakalım bir sonraki seçimleri ne olacak? Açıkçası Betsy'nin ne oynayacağını merak ediyorum ben de. Senin de yayının başında bahsettiğin gibi Safir şu anda ekranlarda. Ellerinde Kalista olacak muhtemelen. Bir çılgınlık yapmazlarsa tabii ki. Şu an orta koridoru son seçime saklamak istiyor muhtemelen. Rocket takımı orta koridoru biraz daha counter pick dediğimiz tabii olayı yani yapmak istiyorlar. Kırmızı tarafta olduğumuz evet. Zaman bir koridoru kesinlikle hani iyi bir konumda bırakmak için orayı sağlam bir seçim yapmanız gerekiyor derken yani LeBlanc seçimi geldi. Ortada sıkıntı çekmeyen nadir şampiyonlardan bir tanesi. Her şampiyona karşı oynanabiliyor. Ve aldılar. Evet. Onlar daha çok üst koridoru rahatlatmak istiyorlar galiba. Ama üst koridorda belli. Yani Tom Kench belki de destek gidebilir gibi düşünebilirler. Şimdi bu seçimle beraber Tom Kench'in gideceği yeri öğrenecekler ve ona karşı bir şampiyon alacaklar. Ya da Betsy acaba LeBlanc'ı karşı takıma vermek istemedi mi? Yani bence seçileceğini düşünüp. Sağlam bir seçim olduğu için aldı ve en azından rakip takımın kompozisyonunu gördükten sonra daha sağlam bir üst koridoru şampiyonuyla belki de hani işleri değiştirebileceklerine inanmış olabilirler. Ve Ahri ve Morgan üzerinde duruyorlar. Yani şu gördüğümüz düzlemde muhtemelen Tom Kench üst koridor olacaktır. Ki bir ara geçen sezon ortalarında bir ara bir Morgana üst koridor akımları başlamıştı. Evet. Işınlandı. Belki burada bir geri dönüşünü de görebiliriz. Sanmıyorum ama. Ya ben de zannetmiyorum ama ufak bir ihtimal. Ki daha iyi oldu rol kesinlikle bana sorarsan destek. Ve Sona. Alistar. Pek seçeceğini sanmıyorum. Gösteriyor sadece. Bir ara Alistar üst koridorda vardı ama. Ya tabii şimdi. Ben de pek geleceğini düşünmüyorum sonun. Ama şu metoda sanki biraz ekmek gibi kalacağını da söyleyebilirim. Freddy'nin bu ara Mundo ve Zek üzerinde durduğunu biliyoruz aslında. Şu an öyle bir seçim görebiliriz. Son 10 saniyeleri kaldı. Nar. Yani, evet. Koridorda yani biraz rahat edecektir aslında Tom Kench karşısında. Takım savaşlarında da yani. Yani şu iyi bir takıma karşı nar oynamak Mega Nar formundayken yani çok zor. Onu söylemek lazım ve hani sizi durdurabilecek şampiyonlar var ki bunlardan var, bir tanesi Morgana, ikincisi ise Tahri'nin. Tom Kench de var. Evet, Tom Kench de var. Tom Kench sizi durdurması biraz zaman alıyor işte. O pasifin üzerinizde yüklerini biriktirmesi gerekiyor derken ama burada en canlıcı şampiyon bence Ahri ve Morgana. Çünkü siz o havadayken yani o komboyu yapmak istediğiniz zamanda bir ayar turnu öpücük aklınızdaki bütün komboyu hani bozmasına sebep olabilir. O yüzden Freddy için hiç de kolay bir maç olmayacak. Evet, iki tarafta seçimlerini yaptı. Birazdan karşılaşmaya geçeceğiz. Karşılaşma öncesi seçim ekranlarından da sonra sizin tahminlerinizi alayım. 3 mağlubiyetle devam eden ve şu an
bir çıkışa ihtiyacı olan Splice ekibi mi galip gelir bu karşılaşmadan, yoksa lige iyi başlayan fakat sonra bekleneni veremeyen Rocket ekibi mi? Açıkçası ben Rocket'i hem oyuncu bazında hem de bu seçim ekranında bir adım önde görüyorum ve hani zorlanmadan alacağını düşünüyorum açıkçası bu seçimlerle. Sen Valdi. Ben seçim ekranına bakınca aslında biraz Splice'ın daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Fakat dediğin gibi oyuncu bazında, takım oyunu bazında Rocket daha iyi olduğu için Rocket'in kazanacağını düşünüyorum ben. Peki şu anda belki de Kalista bu noktada Rocket anlamında kilit bir nokta olabilir. Nitekim Safir'in bahsettiğimiz gibi seçim ekranından önce de ilk maçtaki performansı iyiydi fakat sürdüremedi. Belki de bu maçta belirleyici etken olabilir. Yani Splice zor bir kompozisyon oluyor, onu söyleyelim. Hani iş yapması gereken kompozisyon çok zor. Bakalım bunu nasıl sonuç elde edecekler. Evet ve Şampiyonlar Vadi'ye iniyorlar. Şimdi günün dördüncü karşılaşmasında Splice ve Rocket ekibi karşı karşıya. Bakalım kim bu karşılaşmadan galip ayrılacak. Splice ekibinin tabi ellerinde Morgan olduğu için rakip takımın ormanına girdiklerini görebiliyoruz. Orada uçak bir karanlık esaret. Belki de az da olsa sihirdar büyüsünü almaya yetebilir. Airwax ve bu arada orada totemi yıkmayı başardı, evet. Airwax fakat bir totemimiz daha var dedi Wunderweer orada. Ve onu da almayı başardı. Airwax'tan harika bir oyun izledik. Maçın başında yani Rocket burayı için göremezsiniz dedi. Oyunun başında ufak bir zafer diyebiliriz. Zaten yani Rocket o totemleri muhtemelen yakalanmayacaktı. Çünkü şu anda hani Safir ve Edward zaten çoktan konuşlandı üst koridorda. Bakalım orta koridorda yine Betsy bu sefer farklı bir şampiyonla karşımıza çıktı. Ryze yasaklaması geldi Betsy'ye karşı. Belki de 3 haftadır, 3 karşılaşmadır Ryze oynadığı evet. için. Şu var, Rocket'in burada bu taktiği yapmasını gayet rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu arada, evet, kabiliyetler, kabiliyetleri görebiliyoruz. Yine saldırı gücü taşıyıcıların savaş şevki aldığını görebiliyoruz. Orta koridor ve ormancıların yıldırımların efendisinin hükmüne yöneldiğini görebiliyoruz. Evet, şunu söyledim, Rocket ekibi koridor dışı yapmasının sebebi de Tahm Kench'in biraz daha o koridor kaba dayılığının önüne geçmek ve bence kesin doğru bir hareket yaptılar. Ama tabii Wunderweer de bunu gördüğü için direkt Thresh'in yanına katılıp ormandaki o kampları beraber alıp aynı zamanda tecrübe puanı da paylaşacaklar. Yine bir kule ittirme savaşı dönen bir oyun tarzı izleyebiliriz iki takımdan da. Yine aynı şekilde başlayan bir karşılaşma. Evet. Bakalım aynı şekilde uzun sürecek mi? Veya tamamen görev odaklı mı gidecek? Aslında bakarsanız Rocket ekibinin geçtiğimiz karşılaşmalarda çok skorlu mücadeleler yapmadığını biliyorum. Sadece dünkü karşılaşmadan emin değilim. Ama geçen hafta daha çok sistematik oynamayı seviyor. Takım olarak objektif almayı seviyor. Ve o yüzden maçlar biraz uzun fakat az skorlu geçiyor. Wunderweer'de şimdi tabii kule altında şampiyon kesmek o kadar kolay ki göründüğünüz an direkt o 4 kişiye skoru veriyorsunuz. Bunu da bilen 2 tane üst koridor oyuncusu direkt kendi takımlarına katılmayı tercih ettiler. Tabi burada kuleyi biraz erken ettirmeye başlayan taraf sanki Splice ekibi olduğu gibi geliyor bana. Bakalım. Rocket ekibi şu anda yukarıda kuleyi almak istiyor. Aşağıda da aynı şekilde Splice onlara karşılık verecektir. Ama iki tarafında şu anda ormancı çok iki ormancı da farklı herhalde Yampiri yengeci alıyor diye tahmin ediyorum ki evet ikisi de şu an Yampiri yengeci almışlar. Evet şimdi orada minyon dalgasını da kendi lehlerine doğru ayarlayarak kuleyi alacaktır. Splice ekibi de aynı şekilde aynı anda belki de karşılık verecek. Evet ilk kulelerin düştüğünü görebiliyoruz. Ama sanki o koridor ittirecekmiş gibi geldi bana. Bu arada 3 tane güçlendirmeyi almayı başardı Thresh'i. Evet, Thresh'i hiç Airwax oralı bile olmadı. Airwax oralı olmadığı gibi yukarıda kuleyi almaya da herhangi bir yardımda bulunmadı. Onun yerine rakibin ormanına girdi ama Thresh'i ve Wunderweer zaten kendi mal güçlendirmesine başladığı için senin de söylediğin gibi direkt 3 güçlendirmeli başlangıca imza atmış oldu bu noktada Thresh'i. Bu arada Ezreal ve Morgana'nın üst koridora doğru gittiğini görüyoruz. Bakalım
aynı karşılığı Kalista ile Alistar da o tarafa doğru geçerek karşılık veriyorlar. Narda geri dönecektir ve aşağı gidecektir tam Kench'e karşı. Orta koridorda LeBlanc'ın 13 milyonluk bir üstünlüğü söz konusu. Ahri'nin geriye döndüğünü görebiliyoruz. Bir tane daha Doran'ın yüzüğü ve çizme almış. Şu anda Rocket ekibi normal takımlarda çok değişik bir şey yapıyor zannedersem. Üst koridordaki kuleyi korumaya yönelik bir hareket yapacaklar. Normalde genel takımlar konum değiştirip yine üst kulelerin bir taraf üst kuleye alırken diğer taraf alt kuleye alırdı. Ama burada Rocket ekibi savunmayı tercih etti. Bakalım bu onlar adına ne yönde gelişecek? Bekledikleri savunma yapabilecekler mi? Alt tarafta şimdi iki tane üst koridor oyuncusu da birbirlerini buldular. Biraz seviye farkı var iki üst koridor oyuncusu arasında yalnız. Daha yeni üçüncü seviye oldular. Diğer tarafta Tam Kench dördüncü seviyede. Evet, Thresh de şimdi oraya doğru gidiyor. Bakalım Freddy'yi cezalandırabilecekler mi? Orada bir totemleri var. Oradan geçmeyi başarabilirse. Şimdi büyük ihtimalle o totemi de bulduğu için kıracaktır. Airwax izin vermeyebilir. Bu arada Airwax Thresh'in attığı totemi kırmayı başardı. Thresh geri çıkmak zorunda kalıyor. Bu arada 3 güçlendirmeli başladı Thresh'i ama yani Airwax iyi bir şekilde rakip takımın kamplarını aldığı için yine bir seviye avantajını az da olsa eline geçirmiş. Thresh'e karşı. Orada pembe totemi buluyor Airwax ve onu alacaktır. Şu anda sessiz, sakin bir başlangıç. Güvenli bir başlangıç izlediğimizi söyleyebiliriz. Diğer izlediğimiz 3 karşılaşmaya nazaran biraz daha durgun bir başlangıç oldu. Büyük ihtimalle o pembe totemi de alacaktır. Airwax totem avına devam ediyor. Tam bir totem canavarı haline geldi şu an. Şimdiden birinci seviyeden beri. Oyunun başında belliydi zaten. Şu ana kadar 5 tane totem kesti. Bu arada Safir'in Kobe'ye karşı biraz daha minyon farkını açtığını görebiliyoruz ama o gelen minyonlarla birlikte büyük ihtimalle Kobe arayı kapatacaktır. Şimdi Betsy'den o E'ye tutsaydı. Güzel bir takas Senkaks'a karşı. Orta koridorda bu arada 14 minyonluk bir fark açılmış durumda. Bu arada Rocket ekibi 3 kişiyle beraber hemen vadinin alametine gitti erken bir vakitte. Yani hazır üst koridordaki kontrolü ellerinde geçirmişken de bunu yapmaları gayet doğal tabi. Burada oradaki aldıkları güçlendirmeyi nasıl kullanacakları en büyük söz konusu. Evet, Safir'e verdiler onu da. Bu arada sıçrasını kullandı Fred oradan çıkmak için. Evet. Hiç risk en azından yani, evet. Meganar'dan Minnar'a geçerken de ufak aldığı bir yürüme hızının da sayesiyle beraber. Orada bir Edward'a tutan karanlık esaret geri çıkacak. Bu arada Edward orada iyi bir iş yaptı. Belki Morgan'ın karanlık esareti o mavi güçlendirmeyi çalabilirdi. Direkt onu önüne geçerek adeta göğüsledi diyebiliriz. LeBlanc'ın Senkaks'a karşı şu anda en azından minyon bakımından üstünlüğünü söyleyebiliriz. Aynı zamanda o da geri dönmüş bir kere ve inflak değneğini alıp gelmiş. Bu arada Thresh'i seviyede hem yakalamış hem de bir seviye öne geçmiş durumda. Evet, bu arada yani şu var. Yani Rek'Sai şu anda her ne kadar oyuna pek ağırlık koyamasa da yani belli bir noktadan sonra o sıçrasıyla beraber havaya kaldıracağı pozisyon var özellikle orta koridorda. Muhtemelen LeBlanc'la beraber iyi işler çıkaracaktır. Bu arada orada vadinin alametinin güçlendirmesiyle birlikte Safir şu anda koridoru ittiriyor ve minyon farkını da arttırmış durumda. Airwax biraz tutuk gibi geldi bana. Belki biraz daha oyuna etki ederse hani Rocket'in o beklediği agresiflik aslında o bölgeden gelebilir. Thresh'i bayağı bir zorladı bu Freddy. Oyunun en azından bu kısmında. Senkaks şimdi aşağı doğru gidecek. Orada işaret etti. Kötü pozisyonda yakalanabilir Airwax'la Freddy. Durumu fark ettiler. O yüzden geri çıkacaklar sanırım. Thresh orada. Airwax tünelini kazdı ve güvenli bölgeye geçti. Bu arada devam edebilirlerdi gibi geldi bana. Çünkü Ahri yetişiyordu ve Freddy'nin sırası yok şu anda. Buradaki en büyük sorun şuydu, hani LeBlanc'ı ortada, yani bu kadar öndeyken LeBlanc ortada biraz daha serbest bırakmak,
sorgulanabilir bir hareketti buradan. Sen Cooks'a burada sıkıntılı bir karar aldı diyebiliriz. Orada Airbox mavi güçlendirmeyi orta koridoruna verdi. Ve üst koridorda Rocket'in baskıyı devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Yani olay biraz Mion biçme sayısına kalmış gibi görünüyor. Hani bunu kesinlikle söylememiz lazım. Ki hani şöyle baktığımız zaman sol tarafta tek avantajlı olan şampiyon Tahm Kench diyebiliriz. Rexy'yi o noktada bir pusu kurabilir belki bunda bire karşı, fakat farkında olduğu için geri çıktı. Şimdi Thresh ile karşılaştı. Thresh ile. O da şu an aksiyondan uzak durmayı tercih ediyor. Her iki tarafta Senkaks'ın üzerinde şu anda çok hasar var. Aldığı Negatron pelerinin olduğu halde bu kadar hasar vurabiliyor şu anda sen. Betsy. Airwax yine totemleri kesmeye devam ediyor. Güzel bir Deşenok geldi. Safir tarafından. Orada Alistar'ın kombosunun arkasında çok ince bir noktada. Evet, bir de W'su orada prokladığı için Q'suyla bayağı da bir hasar çıkardılar kodu üzerinde aslında. Şu var. Hani Safir ve Edward ikincisi tehlikeli bir noktada oynuyor bu arada. Bu arada yine Senkaks üzerinde orada Selsemlite'yi başarabilirse Betsy tehlikeli olabilir derken geri çıktı zaten. Yeterli oldu. Şu var. Safir ve Edward ikilisi tehlikeli bir noktada oynamasına rağmen minyon sayısını önüne götürmeyi başardılar. Bu dakikadan sonra bu ikilinin biraz daha oyuna etkisini hissettirmesi gerekiyor açıkçası. Hani Kalistar kombosunun gerçek anlamda devreye girebilmesi için. Şu anda minyon farkından dolayı söyleyebileceğimiz 1000 altınlık bir üstünlüğü söz konusu Rocket ekibinin. Freddy de şu anda Tahm Kench'i yakalamış durumda. O fark bayağı bir kapanmış durumda şu anda. Evet. Ama bunun en büyük sebebi biraz Airbox'ın alt tarafta. Airbox'ın alt tarafta biraz kendini gösterdiği için... Kule altının minyon kaybetmesini sağladı biraz. Kesinlikle. Bu arada dediğini yapıyor şu an hemen Edward ve Safir aşağıya doğru ilerledi. Agresif oynamalara gerekiyor çünkü Alistar seviye 6 olduktan sonra yani Rocket kompozisyonunun kule altı aksiyonlarına başlaması gerekiyor. Çünkü Kalista'lar giriyor, 7 saniye kuleyi tanklıyor. Ultisi bittiğinde Kalista ultisiyle çekiyor. Kesin 7 saniye skor almanız için çok uzun bir süre. Hani 2'de 2 bile alabilirsiniz, pozisyona göre değişir tabii ki ama yavaş yavaş bu aksiyonlara, bu atraksiyonlara girmesi gerekiyor. Safir ve Kobe minyon biçmeye devam ediyor. Safir'in mahvolmuş kralının kılıcını tamamladığını görebiliyoruz. Kobe de ona karşılık olarak şu anda mavi eşya dizilimi diyebileceğimiz bir düzende gidecektir büyük ihtimalle. Mana vereni tamamlamış. Şimdi Rek'Sai de o bölgeye gelirse bir takım savaşı veya ilk kan görebiliriz. Morgana orada Airwax yine totemi avlayacaktır tahminimce. İşte takım kompozisyonunun devreye girdiği nokta bu noktada tek o kuleyi bırakmak zorunda kaldı. Splice ekibinin alt koridoru. Çünkü orada yenilebilecek herhangi bir zincirleme kontrol efekti hem kule hem de aynı zamanda ikinci kule belki de daha da ileri gidip ejderha anlamına bile gelebilir. Şimdi aşağı koridor kulesinde almayı başardı Rocket ekibi ve kule üstünlüğünü ele geçirdi. Hemen orta koridor ekiden bir yer var. Orayı da alacaklardır. Bu arada Senkaks orada Airwax'ı yakalamayı başar. Devam edecek mi? Ultisi de kullandı. Çok hasar var Airwax'a ve ilk kanı almayı başarıyor. Senkaks takımı adına yalnız bu güzel bir hamle kesinlikle yaptı. Ve kesinlikle Airwax'ın yaptığı hani nadir demeyeceğim zaman zaman böyle hatalar yapar. Hani şaşırtmadı. Sıçrası vardı. Ayartan küreye sıçratması gerekiyordu. Üzerinde tutuştur vardı. Belki o sıçranın hakkını bir sonraki baskında verir. Senkaks çok ince gördü ama burada. Evet. Bu arada Thresh'in üzerinde muazzam bir hasar var. LeBlanc. Betsy full combo'yu yaptığında. Ki vurkacı hasar vurmadı burada. Sadece mesafe kapatmak için kullandı. Ki o da cehennem hasasını şu anda bitirmiş. Mion dalgası temizlemek için Graves ultisini kullandı. Ve böylelikle o kuleyi kurtarmış oldu Splice ekibi.
Ama hala 1200 altınlık bir üstünlüğü var Rocket ekibinin. Oyunun 14. dakikasında nispeten diğer 3 oyuna göre çok durgun bir oyun izliyoruz. Ama Rocket'in, Rocket takımının oyun tarzı bu. Sistematik oynuyorlar, her şeyi objektif üzerine kuruyorlar ve takım olarak bir şeyler yapıyorlar. Bir kırmızı güçlendirme savaşı gördük orada. Airwax çalmayı başardı. Thresh'i de zaten Rocket'in kırmızı güçlendirmesini almıştı. Airwax altta kuleyi almak için yardıma gittiğinde. Bu ikiliye hala herhangi bir şekilde bir müdahale yok. Bu ikiliye kimse bulaşmadı, evet. Ama Tahm Kench'in minyon biçime bakımından biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz bunlara karşı. Ya, Tahm Kench böyle dönemin Renekton'u gibi aynı. Hani uğraşılması biraz güç bir şampiyon. O yüzden pek takasa girmeyeceğiniz durumlarda biçebileceğiniz kadar minyon biçip o pozisyondan kendinizi en iyi şekilde çıkarmanız gerekiyor. Şimdi Rocket ekibi ejderhaya başladığını görebiliyoruz. Büyük ihtimalle karşılık veremeyecek Splice ekibi. Zaten görüşleri de yok ve ilk ejderhayı almayı başarıyor Rocket. Ya orta koridora belki bir baskın deneyebilirler. Betis orada kötü pozisyonda kalabilir. Edward da o tarafa geldi. Hancock geriye doğru çıktı fakat Edward şimdi Airwax o bölgeye geliyor. Aynı zamanda Tahm Kench'in o bölgeye ışınlandığını görüyoruz. Narda aynı şekilde o bölgeye doğru ışınlanıyor. Bakalım devam edecek mi takım savaşı? Rocket ekibinin canının azaldığını görüyoruz ve geri çıkmayı tercih ediyorlar doğal olarak. Herkesin attığı bir ışından, herkesin ortaya koridora geldiği bir ufak söyle bir aksiyon izledik ama sonuçta herhangi bir şey olmadı. Atılan ışınlar, ışınlananlar dışında. Şimdi Spice ekibi bu boşluktan faydalanıp vadinin alametini alacak. Bakalım bunu kime bırakacaklar? Belki Grace bu dönemde daha iyi bir tercih olabilir. Kobe'ye bıraktılar. Derken Kobe'ye bıraktılar. Bakalım üst koridor hala onlar için bir altın kaynağı. Oraya yönelebilirler ve gördüğüm kadarıyla da şu anda Safir'in yanında onu destekleyebilecek herhangi bir şampiyon yok. O da tehlikenin... Orada büyük ihtimalle farkına var. Şu anda Airwax geri çıktı. O Vaden Arametri'nin verdiği minyonlara güçlendirme saldırı hasarı bakımından herhangi bir şey vermesi saldırı hızı bakımından. %40 evet. Miydi 45 miydi? Yalnız bir takım savaşı izleyebiliriz. Şimdi orada Edward'da bir karanlık eser tutmuştu ama devam etmediler. Betsy bu arada orta koridoru düşürmeyi başardı. Ki zaten minyon sayısı olarak da şu anda arayı açmış görünüyor. 30 milyonluk bir fark var. Splice ekibi ormandaki görüşünü kuvvetlendirmek istiyor. Yan free engage alarak. Betsy'nin minyon biçme konusunda şu anda oyunda iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Orta koridora bir an önce yardım etmesi gerekiyor Rocket ekibinin. Hani LeBlanc'ın olmasına rağmen orta koridoru gayet uzun süre tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu arada orada bir takım savaşı çıkabilir derken Rocket'i korumayı başardı. Aslında belki takım savaşı başlatabilirdi. Sıçrasını belki karanlık esaretin üzerinden kullanıp birilerini kaldırmadığı neseydi ama bu da aynı zamanda kendisini kötü bir pozisyonda tutabilirdi. Sonuç olarak orta koridor kulesi bir süre daha yaşayacak. Şu eşyalara baktığımız zaman yine iyi yöne çizimleri görüyoruz Spice ekibinden. Kalista'nın en önemli ana eşyalarından bir tanesinin mahvolmuş kalın kılıcını bitirdiğini görüyoruz ki bu saatten sonra düellolarda o farkını yaratacaktır. Orta koridor ise artık kısmen hani klasikleşmiş hale gelen yavaş yavaş cehennem asasının da revajda olduğunu görüyoruz. Bu arada iki takımda da üçer tane atiklik çizmesi var. Şu anda bahsettiğimiz gibi çok güçlü bir durumda. Yani biraz daha ucuz alabiliyorsunuz diğer bazı botlara karşı. Fakat rakip takımdaki yavaşlatma etkisini kaldırdığı için, daha doğrusu kıstığı için şu anda çok güçlü bir eşya ve genelde orman, üst koridor destek oyuncuları bu eşyayı tercih ediyorlar. Zaten pahalı olsa da hani altın bakımından ben yine alınacağını düşünüyorum. Çünkü oyunda o kadar çok hem şampiyonların verdiği hem eşyaların verdiği
yani başlatma etkisi var ki şu anda oyuncular takımda o kadar çok kitle kontrol olmasına rağmen hala atletik çizmesine gittiğini görüyoruz. Bunlardan biri buz kraliçenin hakkı, Ezreal'ın yaptığı buzdoğan eldiven. Riley olabilir. Gibi gibi. Yani o kadar çok fazla ki kesinlikle. Betsy orada bu nispet skorunu almayı yalnız başardı. Yalnız kendisi de. Ya kaç canı var? Kaçmayı başardı Betsy orada. 12. Ya bir süre belki göremedik ama bir 3-4 falan diye tahmin ediyorum. Hani hayata adeta tutundu burada Betsy. Hiç beklemediğimiz bir anda. Ama nispetle Sihirdar Vadisi'nden silmeyi başardı. Yani şampiyonu sildi. Ki zaten bayağı uzun bir süredir hani LeBlanc'ın şu minyon sayısına ulaştığını görmek rakip takımdayken biraz sizi bir kuş kez sokması gerekiyor kesinlikle. Şimdi tekrarını izliyoruz. Betsy o bölgede bekledi. Bu arada evet. Arasında 5 seviye farkı var. Verdiği hasar çok fazla. 2 tane mühürünü kullanıp bir de zincir üstüne. Çok rahat bir şekilde tabii seviye farkının da bunda muazzam bir etkisi olduğunu söylemek lazım. 5 seviye gerçekten şampiyonun normal can ve diğer defansif etkilerine büyük katkı sağladığı için burada nispetin belki de bu pozisyonun daha çok tekrarlarını da izleyebiliriz. Bir birlik bir skor eşitliği söz konusu şu anda. Rocket ekibi nispet hedefini değiştirmiş durumda şu anda. Wunderweer'ın üzerine doğru gidecekler. Airwax orada yakaladı. Sıçrasını kullandı Wunderweer. Fakat oradan bir şey çıkmayacak. Airwax'ın da sıçrasını almayı başarıyorlar. O sıçradan sonra ikinci bir zincir atmayı deneseydim muhtemelen skorun çıktığını görebilirdik fakat. Ama tam Kenç evet. Pek uğraşmaya gelmez. Hani ilk 200 saniye içinde skor alamıyorsanız pek de ısrarcı olmanın mantalitesi yok. Şimdi Rokete gibi orta kuleyi almak istedi fakat Edward'ın üzerinde çok hasar var. Yukarıda Airwax Senkaks'ı yakaladığını görüyoruz. Yalnız Airwax'ın dikkatli olması lazım bu arada. Eşya dizilimi olarak tank bir eksey olduğu için hasar potansiyeli o kadar da fazla değil. Şu anda Ejderha da vadiye tekrardan inmiş durumda. İki tarafında ışınlanları var. Şu anda iki skor var maçta. İkisi de orta koridor oyuncularına ait. Yani Betsy o kadar çok önde ki yani şu an oynadığı yere bakacak olursanız alt kurun ikinci kulesinin önünde oynuyor ve hani Splice ekibi bu oyuncuyu kapatamıyor şu an. Hani normal şekillerde şurada oynayan bir oyuncu cezalandırmanız gerekiyor. Hem şampiyon bakımından hem şu andaki yani, durumdan evet. Durduramıyorlar. Olduğu bakımda şu an bence hani LeBlanc göründüğü noktada can sıkıyor. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Rocket ekibi ikinci ejderhayı aldı. Ve belki ilerleyen kısımlarda oyun uzarsa onlar için iyi bir avantaj teşkil iyi bir avantaj olabilir. Ezreal da Muramana'ya ulaşmış durumda. Onu da söyleyelim. Artık yavaş yavaş Splice ekibi belki de o dürtme potansiyelini şu dakikalarda kullanabilir. Ahri'nin üzerindeki eşyalar gayet iyi konumda. Onun dışında Tam Kenchin'e belli bir hasarı yine göğüsleyebilecek konumda. Grace direkt ormanca yaşası yanında bir de Ağırkan. Savaş çekiciyle beraber yine hasarını verebilecek bir pozisyon bulduğu takdirde gayet iyi bir şekilde kule kuşatması yapacak potansiyele sahipler. Ama tabii çekememeler gerekiyor. Ya kule kuşatmasında Morgana'nın karanlık esaretinin üzerine çok çabuk bir şekilde düşürebilirler rakip takımı. Tabii bu hedef Alistar olmazsa. Çünkü anlık hasarları çok fazla. Ezreal'dan gelecek anlık hasar var. Ahri'den gelecek anlık hasar var. Graves'ten gelecek anlık hasar var. Muazzam bir anlık hasarları var şu anda takım olarak. Ya biraz sadece LeBlanc'ın olduğu evet. Konuma ve pozisyona dikkat etmeleri gerekiyor. Onun dışında kule kuşatmasılarını artık yavaştan geçmeleri lazım. Şimdi orada hayaletlerin sıfır yakaladığını gördük. Sersemletmeyi de bundan başardılar ve Graves skoru almayı başardı Thresh orada ultisiyle yani birlikte. Tek Morgana Q'suna olayı bitirdiler ve bu aynı zamanda belki ikinci kuleye bile yeteri derecede hasar vermeler anlamına gelebilir veyahut da alt koridordan ittiren
Sen kalksak katılabilirler bu konuda. Az önce bahsettiğim şeyi şu an çok güzel bir şekilde evet. gösterdi Splice. Bir tane karanlık esaret üzerine gelen anlık hasar muazzamdı. Ezreal şifasını ultisi. Da kullandı burada sanırım. Ezreal ultisi artı bir de üstüne Grace ultisi. Hiç hani o pozisyonlar ölmezsiniz derler ya, alakası yok direkt. Hani ekranda şampiyon olmadan öldü adına. Şampiyonları göremeden. Şimdi Splice büyümeye başlamış görünüyor en azından. Splice takımı orta kuleyi almak isteyecek şu anda. Airwax bu arada kötü pozisyonda kalabilir. Wunderwear o tarafa doğru gitti. Ve geri çıkacak. Ama orta kulenin canını yaranın altına indirmeyi başardılar. Yine bu tarz bir avantaj ellerine geçirdikleri takdirde ikinci bir kuşatma buraya alabilirler. İki tane buz kraliçesinin hakkı geldi ama devam etmeyecekler. Rocket ekibi tarafından ortaya bir işaretlemeler geliyor. Tabii onlar da aynı durumda LeBlanc'ı kullanmak istiyorlar. Yani açıkçası LeBlanc'ı daha aktif kullanmak istiyorlarsa yani alt koridora göndermek sanki biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü şu an şu dakikalarda karşısında durabilecek tek şampiyon hani Tahm Kench'miş gibi görünüyor. 1-3-1 mi diyorsun? Ya 1-3-1 de aslında yapılabilecek kompozisyon arasında çünkü takıma baktığımız zaman takım genel anlamda hani Alistar dışında o mobiliteye sahip. Onu da Kalista ile beraber kurtaracağınızı düşünürseniz eğer kendinizi zor durumlardan çıkartabilecek bir kompozisyonu oynuyorsunuz. O yüzden zaman zaman hani bu tarz tehlikeli durumları göz önünde bulundurmak da gerekiyor. Kobe'nin getirisi büyük olacaksa eğer. Şu anda Kobe'nin buzdağın eldivenini tamamladığını ve Muromenos'unu tamamladığını görebiliyoruz. Tabii öbür tarafta da şu an hani korkunç dereceye ulaşmış bir LeBlanc var. Hani Rabadon'un şapkasını da bitirmiş. 420 yetenek gücüne ulaşmış durumda dakika 26 itibariyle. Safir az önceki yediği tekten sonra hemen önlemini evet. almış. Civa kuşağını almış. Yani Morgana Q'sunu yedikten sonra hayatta kalmak istiyor çünkü. Çıkamayacaksınız yani belli. 3 saniye zaten evet. muhtemelen herhangi bir takım sizi o süre içinde gayet aradan çıkartabilir. Oo bu arada Safir orada mavi yani güçlendirmeyi çalmayı. Bu bayağı bir kalp kırıcıydı yalnız. Şu an Senkans'ın düşüncelerine ulaşmak isterdim açıkçası. Orada korundu sanki bir Splice baskısı var gibi geliyor. LeBlanc'la Airwax'ın üst tarafta olduğunu varsayarsak. Ama ortada herhangi bir kule olmadığı için ikinci kuleye gitmek gibi bir herhangi bir harekette bulunmadılar. Yine aslında bir önceki izlediğimiz maça yakın bir maç. Hani iki tarafta birbirinin hatalarını beklemeyi tercih ediyor herhangi bir şey yapmaktan ise. Şu an herhangi bir altın farkı da yok iki takım arasında. 200 gold kadar bir, 200 altın kadar bir fark var. Bu dakika için geçtim. Oyun başında bile bu fark konuşulabilecek bir fark değil. Herhalde yani 300 altınlık bir fark. Üst koridorda 100'e bile düştü yani. Tahm Kench'in minyon biçme konusunda üstünlüğü varken karşı tarafta da Kalista'nın aynı üstünlüğü sağladığını görüyoruz. Ya açıkçası Rocket ekibi bu LeBlanc'ı şu dakikada kullanmalılar. Çünkü rakip bir noktadan sonra buna çözüm almaya başlarsa eğer hani etkinliğini kaybettikten sonra hani işler biraz onlar için geç kalmış olabilir. Splice ekibi Ejderha'yı bıraktı. Rocket ekibi için güzel bir hediye olacaktır ama orada bir savaş göreceğiz. Edward'ı şimdi Kalista ultisiyle çıkarmayı başardı. Şimdi orada Mega Gnar duvara sersemletmeyi başarıyor takımı. Freddy düşecek mi? Düştü orada. Grave skorunu da almayı başarıyorlar. Airwax'ın sıçrattığını görüyoruz. Çıkabilecek mi? Sen kalksan son bir vuruş ve Rek'Sai'yi skorunu da almayı başardı. Splice ekibi devam edecek şimdi. Sen kalks orada Alistar'ı da düşürmeyi başarıyor. Ve Betsy yalnız başına orada geriye kaçmak zorunda. Splice ekibinden iyi bir takım savaşı izledik. Yani 4 kişiyi kaybettiler bu takım savaşında ki bu da aslında Rocket ekibinin şunu sorgulaması lazım. Eşya olarak
ve şampiyon bazında oyunun erken safhasında iyi konumdalardı. Yani ta ki Ezreal o 2 eşyayı tamamlayana kadar. Yani LeBlanc'ı kullanmayı hiç denemediler. Yani LeBlanc kullanmak istiyorsanız, ki zaten şu anda haritada görüyoruz, hani yeterli olan görüşe de sahipler aslında. O alanı komple kapatmışlar ama hani Betsy doğru pozisyonu değildi. Edward çok gereksiz şekilde dürtülü savaşa girmeden. %30 canla başladı yani savaşa. Aynı anda hem Kalista ultisi kullanıldı hem Alistar ultisi kullandı. Bir anda o hani normalde Edward'ın önde göğsüne aldığı hasar normalde 7 saniye olması lazım. Ya da 6 veya 5 saniye. O arada şekilde bir yaşaması gerekiyor. Ama hayır, bunu yapmayıp orada direkt 2 tane hani defansif diyebileceğimiz bekleme süresini kullanıp adeta takım savaşını hani havaya fırlattılar diyebiliriz. Bu arada Freddy'den çok da güzel bir ulti geldi aslında ama dediğin gibi önde rahat kalan hedefler bir şekilde oradan kurtulmayı başardı. Savaşın sonunda Senkrax'ın muhteşem bir oyunu vardı. Evet. E'yi Kalista'ya tutturup Q'suyla Alistar'ı kesti diğer tarafta. Ki ultisinin olmadığını da biliyoruz zaten. Yine o hayaletler iş başında. Splice neredeyse maçın başından beri ilk defa öne geçmiş şu arada. Ve bu kesinlikle Rocket'in hatası yani. LeBlanc'ınız varken haritaya kontrol etmek istersiniz. Haritaya hakim olmak istersiniz. Haritayı karartmak istersiniz. Yani LeBlanc'ı haritada göstermemek üzerine oynamanız gerekiyor ki suikastçı şampiyon olduğu için o suikastı daha rahat gerçekleştirsin. Aslında ilk kanı aldığında Rocket, yani kendi takım adına, o bahsettiğin işi başarabilmişti. Yapabilmişlerdi. Ama işte bu taktiği oyunun geneline yaymanız gerekiyor ki LeBlanc size o verimi verebilsin. Takım savaşında Ahri'nin yapabildiği işi yapamıyor LeBlanc. LeBlanc tek bir hedefe çok fazla hasar çıkarabiliyor ve onu çabucak aradan düşürebiliyor. Buna karşı tek yani nispet Banshee yapmış durumda. Yani şu var, Rocket için en iyi senaryo ne olabilir dersen bana. Yani işte Freddy'den çok iyi bir 2-3 kişiye bir ulti gelecek. Duvara vuracak, sersemletecek. Üstüne Betsy'nin hani vur kaçı aynı zamanda da o kopyalama yeteneğiyle beraber vurduğu taktikte alan hasarlı bir hasar çıkartıp hani devasa bir takım savaş çevirmesi gerekecek. Onun dışında LeBlanc'la yapabileceğiniz en basit taktik ki her takım yapabileceği bir şey, birini aradan çıkartıp takım savaşı zorlamak veyahut da objektif zorlamak. Ama şu ana kadar Rocket'in de onu pek yaptığını görmedik açıkçası. Edward orada kötü pozisyonda yakalanabilirdi. Fakat tosunu vurarak. Wanderbeer aldı bu arada. Wanderbeer ham yaptı. Orada Betsy'yi düşecek mi? Betsy skorunu almayı başarıyorlar. Orada Safir şu an başı belada ve o skoru da almayı başardı. Senkrax. Splice ekibi. Baron olabilir şu an. Evet. Ama Airbox. Biraz tehlikeli evet. Bir oyuncu. Çarp konusunda özellikle. Bu gibi bir gün vardı ama şöyle baktığımız zaman belki Morgan'ın bir karanlık esaretle onu gelirken durdurabilir. Ahri yine ayartıran püskle onu bertaraf edebilir. Bakalım. Betsy'nin girmesine buraya izin verecekler ama Betsy de sanki pek de oralı, üzülüyorum, Airbox oralıymış gibi görünmüyor. Yani farkında bile değildi bence. Şöyle bir geldi ama biraz geç kaldı. Buradaki hasar zannedersem sadece Tahm Kench'ten çıkan bir hasar yanılmıyorsam bakalım. Evet, Tahm Kench'in W'su çok evet. Fazla vuruyor zaten. Canınıza oranlı vurduğu için evet. Zaten direkt %20-%30'lara sadece Tahm Kench çekmiş. Splice ekibi bu Baron'a hiçbir şekilde karşılık, daha doğrusu Rocket'e hiçbir şekilde karşılık veremedi. Evet, bakalım Baron'la neler yapacaklar şimdi. Burası en önemli noktalardan bir tanesi. Nasıl bir taktik seyredecekler? Ayrık ittirme konusunda sıkıntılı bir takım. Ahri'den bu arada değişik bir seçim. Pek alışık olmadığımız bir seçim. Lich Puan gelmiş. Evet. Yani bir ara deneniyordu aslında. Ahri'de suikastçı diyemeyeceğimiz ama suikast becerisine sahip şampiyonlardan biri. Tam suikastçı niteliği olmasa da tek atabiliyor diyelim. Lich Buan'ın verdiği ekstra hasarla birlikte bakalım neler yapacak. Hayaletler yine devrede. Orta koridorun kulesinin canında bayağı azalmış durumda. Şimdi Baron güçlendirmesiyle beraber orayı almak isteyecekler fakat Edward engel olmak istedi. Şimdi o bölgeye ışınlanan bir Tahm Kench görüyoruz. Orada Airbox'ın başı beyaz olabilir. Kuleyi düşürmeyi başardılar bu sırada. Rexa'yı skorunu almayı başarıyor Ezreal. Ve Splice ekibi şu anda çok büyük avantaj elde etti. Bu arada
Spice ekibinden o kadar güzel 3 tane sıçra geldi ki aynı anda nar havaya sıçradığı gibi onun farkındalardı. Bir anda çil yavrusu gibi her tarafa sıçralar gördük. Bu da Spice ekibinin şu an oyuna ne kadar çok konsantre olduğunu bize gösteriyor. Meganar'ı gördükleri anda tam kendisi de savaşa gelmedi. Senin de dediğin gibi 3 bir yana böyle seri bir şekilde sıçralar geldi. Bu arada Airbox yaklaşık olarak 25 saniye yok. Bundan faydalanıp inhibitörü almak isteyecekti Spice ekibi ve aldı. Şimdi Wunder Beer orada üzerinde çok hasar var yalnız. Safir orada ciğerini sökebilir. Söktü ama yeterli olmadı. Şimdi geri çıkmak isteyecektir Splice ekibi ve çıkıyorlar. Yalnız bu kovalama onlar için kötü bitebilir. Çünkü bir Morgana Q'su her şeyi Betsy bitirecektir. O tarafa gelebilir. Şu anda hayalet Rex'e üzerinde geliyor. Yavaşladı. Evet, Rex'e ultisiyle birlikte geldi. Şimdi orada herkesin ultisiyle bu arada Rex'e düştü. Wunder Weir'ın üzerinde çok hasar var. Thresh arka tarafta bu arada. Senkaks orada skor almayı başarıyor. Fred'in üzerinde de çok hasar var. Ve Splice ekibi bu takım savaşını geri çıkarken üstelik çok iyi oynadı. Yalnız oyunun bittiğini göreceğiz muhtemelen burada. 45 saniyelik ölüm süreleri özellikle en önemli hedefler üzerinde. Yani sadece hayatta kalan Betsy bakalım. Betsy şu an orayla alakalı bile değil. Bıraktı oyunu. Betsy kurtları kesiyor şu anda. Evet, maçın bittiğini göreceğiz. Splice ekibi son yaptığı iki güzel takım savaşından sonra şu anda Nexus'a vurmaya devam ediyor ve oyunu domine ediyor ve bununla beraber oyunu kazanmayı başarıyor. İlk galibiyetini de almış oldu aslında bu maçla birlikte. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Seçtikleri şampiyonları çok güzel kullandılar aslında ki bunu en son savaşta gördük. Geriye doğru kaçarken Ezreal'ın dürtmeleri, üzerine gelen karanlık esaret, bir Ahri'nin ayartan öpücü. Airwax geldiğine pişman oldu oraya. Aslında bana soracak olursan Rocket ekibinin sorgulaması gereken çok büyük hataları var. Bunlar hangi de diyeceksen, bir LeBlanc o kadar öne geçmiş bir LeBlanc'ı oyununa dahil edemediler. Nasıl edemediler? Orta kuleyi işte Airwax çağırıp işte Safir'i çağırıp orta kuleyi düşürüp o LeBlanc'ın koridorlara o roam dediğimiz sağa sola gidip orada rahatsız edip skor alıp skor alamasa bile o yaptığı komboyla beraber o oyuncu canı azal oyuncu üste gönderip objektife hiç yönelmediler. Yani Betsy koridordan bir kere ayrıldı. Alt tarafa gitti. Orada uzun bir süre takıldı. Bir şeyler yaptı. Karşıdan Tahm Kench geldi. Herhangi bir şey yapamadılar. Yani bu oyun Rocket'in oyunuydu. Ama harita kontrolünü eline geçirdiler. Ama sonradan oyunun 15. dakikasından sonra adeta hani rakip takımı uyuttular. Kendilerini de uyuttular. Burada herhangi bir şey kazanamadıkları gibi oyunun sonunda tek bir hatada ki o bana soracak olsa oyunun kırılma noktası o ejderhanın önündeki savaş. Hani Edward bedavadan hasar aldı. %30 canla savaşı. Yani %30 canla. Ondan sonra en önemli takım savaşının iki tane ultisi. Biri Kalista, biri Alisa. Aynı anda kullanıldı. Hani işlevsiz kaldı. Bunlar hep Rocket adına konuşulacak şeyler. Bunlar kısa zamanda düzelecek şeyler mi? Bana sorarsan hayır. Kesinlikle biraz da zamana ihtiyaçları var. Peki şu noktada görüşlerinizi merak ediyorum. Oyunun aslında belli bir kısmına kadar Rocket ekibi altın farkını önde götürmeyi başarmıştı. Rocket ekibinin yanlış oynadığı kısımlar oyunun koridor safhası mıydı yoksa takım savaşlarında mı tamamen yanlışlar yaptılar? Bu noktada Splice ekibinin hangi noktalarda iyi olduğunu söyleyebiliriz? Şu var, koridor safhası o kadar uzun tuttu ki yani yanlış yapacak yer kalmadı. Şöyle yani LeBlanc'ınız var, oyunun herkes safhasında daha agresif olan bir şampiyon. Ne istersiniz? Hani ortadan skor kurtarmak alsın İstersiniz, skor alsın istersiniz. Ki orta koridorda 35-40 milyonluk gibi bir fark attı. Rocket burada yanlış yaptı zaten. Koridor safhasını inanılmaz uzun tuttu. Yani Alistar'la Kalista 15 dakika yukarıdaydı. O aynı zamanda Ezreal'le kastı. Bir şey değişmedi yani. Ya Ezreal'ın güçlenmesi zaten iki eşyadan sonra nasıl hasar vurduğunu gördük. Yürütmedi zaten yani. Takım savaşta yani kilitledi. Son savaşta zaten bunu gördük. Geriye doğru kaçarken takımı çok rahat bir şekilde çıkardı. Ondan sonra hasar vurmaya devam etti bu sırada. Şunu söylemiş zaten oyun 22-23 dakikadan sonra hani Splice'ın oyunu kazanma şansı biraz daha artacak. Çünkü Ezreal artık o can sıkan konuma gelmiş oluyor. Ve takım savaşlarındaki sizin de o mobilitenizi elinizden almış olduğu için daha çok alanı kaplayan bir takım haline geliyor Ezreal'e sahip olan takım. Bu yüzden de Splice'ı burada kesinlikle tebrik etmek lazım. Her ne kadar oyunun başında biraz çalkalansalar da Rocket de burada ondan ekmeğine kesinlikle yağ ve bal oldu diyebiliriz.